Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunla sunuş edirikimiz. Qənəmsiz ıqtınlar ekranımız olsun. Amerika Xitayını Tayvanga qaratqan ığvakarçılıqni toxtatışqa çağırdı. Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken Xitayını Tayvanga qaratqan ığvakarçılıq hərəkətini toxtatışqa və krizisini məsuliyyətçilik bilan bir tərəf qilishqa çağırdı. Amerika Avazının xəbərində bildirilishçə, Parijdə ziyarətdə bolub atqan Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken 6 oktyabr televiziya kanalının ziyarətini qəbul qılıb, biz Xitayının hərəkətinin ığvakarçılıq tüsünü alğanlığını və muqimliqə yüşürün xəbər bolub atqanlığını gördük. Xitayning bu harakatlarini to'xtatishni umid qilamiz. Chunki Xitayning harakatining xato hukm chiqarish va aloqa ravonligini buzish xavfi bor. Bu haqiqatan xatolik degan. Blinken yana hech kimning qurol kuchi ishlatib hozirgi holatni o'zgartirish uchun bir taraflama harakat qo'llamasligi intayin muhim. Biz Xitayning bunda harakatlarini to'xtatganligini ko'rishimiz kerak deb ta'kidlagan. Xitoy armiyasi bir necha kundan buyon zo'r sonidagi harbiy aeroplanlar bilan Tayvanning g'arbiy janub havo mudofaa farqlandirish rayoniga buzib kirgan. Jumladan 1 oktyabr va 2 oktyabr Xitoy havo armiyasi ayrim-ayrim holda 38 va 39 dona harbiy aeroplan avatib, Tayvanning g'arbiy janub havo mudofaa farqlandirish rayoniga bizib kirib, uda 2 kun Tayvanning harbiy aeroplanining kundalik uchish tartibini buzgan. Gerçi parakandichilik salgan harbiy aeroplanlarning soni 3 oktyabr 16 ga tushgan bo'lsa-mu, 4 oktyabrda avatilgan harbiy aeroplanlarning soni yana tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Aqsaray va Tashqi ishlar ministriga ayrim-ayrim holda Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy tahdidi va ig'vokarchiligini, shundaqla rayonning tinchligi va muqimligiga tahdid solganligini ayblagan, hamda Tayvanga bergan yordam berish va'dasi va qo'llashining mustahkam ekanligini, Tayvanni davomli kerakli qurol va aslahalar bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlagan. Bu haqda Angliya, Yaponiya va Avstraliya mu bayonot e'lon qilib, Xitoyning Tayvanga harbiy bism ishlatganligini tanqid qilgan. Undan boshqa Amerika, Angliya va Yaponiyaning dengiz armiyasi yaqinda Tayvanga yaqin dengiz tavalligida 3 aviamatkini o'z ichiga olgan urush aslahalarini ishga solib, cho'ng tipdagi birlashma manevri o'tkazgan. Tayvan davlat mudofaa ministri Chiu Guojing tunugun bayonotida Tayvan bo'g'izida yuz berayotgan navbatdagi jiddiyligining u armiyaga qatnashganda buyonqi eng nochar vaziyat ekanligini Xitoy armiyasi 2025 yili Tayvanga keng ko'lamda tajovuz qilish iqtidoriga ega bo'lganligini qayd qilib o'tgan. Xitoy kelgusi 5 yilda Sharqiy Turkistonning qatnash transportini tixmo zo'raytmoqchi. Xitoy rejimi 14-chi 5 yillik plan mazgilda Sharqiy Turkistonning tashyo'l qatnashini kengaytirishga 200 milliard yuan mablag' silishni planlagan bo'lib, Sharqiy Turkistonga bo'lgan tayinishining borgan siri kuchayotganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy Xinhua agentligining 3 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik qatnash transport tarmoq idorasi muxbirlariga Xitoyning 14-chi 5 yillik plan mazgilda Sharqiy Turkistonning tashyo'l qatnashi turiga 500 milliard yuan mablag' silishini planlaganligini bildirgan. Uning aytishicha, Xitoyning atalmish 14-chi 5 yillik plan mazgilining oxirigacha Sharqiy Turkistondagi tashyo'llarning umumiy masofasini 220 ming kilometrga yetkazib, 1 darajali yuqori sur'atli tashyo'llarning masofasini 10 ming kilometrdan oshirish planlangan. Xitoyning aloqador amaldorlarining oshkorlashicha, 14-chi 5 yillik plan mazgilida Sharqiy Turkistonning shimolidagi Jung'ar o'ymonligi va Tarim o'ymonligidagi tashyo'llarni umumiy yuqori sur'atli qilib o'zgartirish planlangan bo'lib, Nahiye bilen nahiyeni tutaştırdığın taşyollarını 1. derecelik yukarı süratlik taşyolga özgertiş. 3A derecelik yukarı süratlik taşyoldaki barlık menzire rayolları ve yıl boyu içildiğin çigra eğizlerine yukarı süratlik taşyolga ulaş işe aşırılırken. Xitay rejimi yakınki bir neçil içi de Şerqi Türkistan'daki irqi kırgınçılık cinayetine masalda Şerqi Türkistan'ın katnaş kuruluşuna zor külemde meblağ salgan. Küzetkücüler bu türdeki tetkikat planlarının Şerqi Türkistan halkını, mol tabii baylıklarını, Majburi emgek mahsulotlarini Xitoy o'lkalariga to'shishni, Xitoy aqullarini Sharqiy Turkistonga ko'chib yerlashtirishni qulaylashtirish uchun ishlatilganligini, shundaqla Xitoy rejimining atalmish bir balvoq bir yo'l savdo planini unumli ijro qilish uchun bu plandagi muhim tugun bo'lsa, Sharqiy Turkistonning qatnash transportini taraqqiy qildirishga ehtiyojliq bo'layotganligini bildirishmoqda. Balkan devleti Bosniya'da Sharqiy Turkistan surat ko'rgazmasi o'tkazildi. Bugun Balkan devleti Bosniya Gersegovina'nın paytaxti Sarayevo'da
Şərqi Türkistan vəziyyəti və Xitayının cinayətləri tunuşdurulğan sürət körgəzməsi ötküzüldü. Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin təşkilləşi bilən hər yıl davamlaşıb kiləyətqan Şərqi Türkistanlıqlar qeyrəndaşlıq uçuruşçının 13-cü növətliki və Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurasının 4-cü növətliki bu yıl Bosniya paytaxtı Sarayevoda ötküzüldüğən bulub, hər qaysı dövlətdən gələn təşkilat vəkilləri, akademiklər və cəmaət ərbabları 7-ci oktyabr Sarayevoga cəm boldu. Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatları Birlik Rəisi, Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Rəisi Hidayətullah Oğuzxan başçılığındakı heyət 7 oktyabr ətigən dəstləbki türkümdə Sarayevoga yetib barğan bulub, onlar aldı bilən müstəqil Bosniya dövlətinin qurğucusu, komandan Peylasop Əli İzzət Bigovic və müstəqillik uruşunda şəhid bolğan Bosniya jangçılarının qəbrisini ziyarət qılıb, mərhum komandan və Sarayevo xalqının Bosniyanın müstəqillikə yolunda qılğan fədakarlıqları və zulmğa qarşı tarixi iş izlərini qaytadan əsləb ötdü. Şu günü çüştün kin Hidayetullah Oğuzxan Efendi ve başka teşkilat yetekçileri bu kıtımlık yığılışka katneşiş üçün kelgen Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulkun Aysa Efendi bilen cem bulup, Şerqi Türkistan'ın növetki vaziyeti, muhacirettiki Şerqi Türkistan davası, teşkilatlar ara hemkarlık katarlık meselelerde fikir almıştırdı. Dünya Uyghur Kurultayı bunun burun Şerqi Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti sahip hallıkıda dağınlaşıp kilovatkan, Dünya Şərqi Türkistanlıqlar qeyrəndaşlıq uçuruşçu və Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurasına vəkil əvətib gəlgən. Amma bu Dulqun Aysa Əpəndinin məzkur yığılışqa tuncu qıtın bivasitə iştirak qilişi hesablandı. Təşkilat vəkilləri 7-ci oktyabr kəşdə yana Türkiyənin 22-ci növətlik parlament əzası Süleyman Gündüz Əpəndi bilən görüşüb söhbət ötküzdü. Süleyman Gündüz Əpəndi ilgiri Xitayının Şərqi Türkistandakı cinayətlər haqqında bayanat elan qılğan bulub, Aynı vaqtda Xitay Türkiye hükümetiga diplomatik nota tapshirgan bo'lsa-mu, biroq u yanala Sharqiy Turkiston xalqini qo'llash iradasidan yanmagan. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining o'rinlashtirilishi bilan bugun plan bo'yicha Sarayevoning boshqarishi rayonida Sharqiy Turkistonning tarixi, navbatdagi vaziyati, Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari tunishtirilgan surat ko'rgazmasi o'tkazildi. Ko'rgazmani ko'plagan yerli xalq ziyorat qilgan bo'lib, Bosniyaning tarixiga ko'p jihatlardan o'xshib ketadigan, ammo uningdan haslab og'ir bo'lgan Sharqiy Turkistondagi fojialik vaziyatdan xabardor bo'ldi. Istiqlol televiziyamiz bugun mazkur ko'rgazmani naq maydondan tarqitish bilan birga Hidoyatulla Og'izxon apandi, Dulqin Aysa apandi, Munavvar o'z Uyg'ur xonim qatorliq bir qism tashkilot mas'ullarini ziyorat qildik. Ular bu növətli qeyrəndaşlıq uçuruşu və Milli Birlik Şurasının şundaqla bugünkü sürət körgəzməsinin zürürəti, Bosniyada ötküzülüşünün əhmiyyəti qatarlıq noxtalar asasında köz qaraşlarını və his tuyğularını sözləb ötdü. Bugün Hidayetullah Oğuzxan əpəndi, Dulqun Aysa əpəndi, Doktor Erkin Ekrem əpəndi qatarlıq bir qısım təşkilat məsulları və ölümalardan təşkilləngən heyət, Bosniyanın müstəqillik kürüşüdə başlamçılıq rolunu oynayan Miladi Müslüman Hərəkətinin növbətdəki rəisi Adham Baksiç əpəndini işxanəsində ziyarət qıldı və Şərqi Türkistan məsələsini tunuşdurub ötdü. Adham Baksiç əpəndimi hər vaqt Şərqi Türkistan davasını qollaydığanlığını təkidlədi. 13-cü növətlik Şərqi Türkistanlıqlar qeyrəndaşlıq uçuruşu və 4-cü növətlik Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurası ətə rəsmi başlandıqan bulub, dünyanın hər qaysı caylarında Şərqi Türkistanın müstəqilliyi üçün kürəş qılıvatqan təşkilatlarının məsulları və cəmaat ərbabları yığınğa qatnışıdı və türlük temalar mühakimə qılındı. Yani müşündak bütün Balkan devletlerinin hemini ziyaret kılıp bu şekilde Avrupa'daki teşkilatlarımız, Türkiye'deki teşkilatlarımız, garip, şerif, Balkan hemmiye de bunun için toktuma hareket edip varımız. Onun için bu bir başlangıç hazır. Yani başka bu şurayımızda kılalaydıgan birkaç devletlerimiz vardı. Bu Hıhtay virüsü çekilmesi sebeplik bazı imkaniyetle tosaklı oldu ama Bosniya'da hakikaten bu bir yeni başlangıç, yeni Bosniya'daki Xitay elçisininki biz takip bu faaliyetini başlamasın bu yerlik medyaya yazgan makalesi Şarkı Türkistan'ın Xitay'ın bölünmesi bir parçası geldi ki bu Şarkı Türkistan'çılar, bölgünçiler, teröristler bu Nime'de, Bosniya'da faaliyetini başlayabildi de çiçanışıp geldi ki bizden atkan okumuzdan jürkiyi tek geldi. Bu bir kelime de paraymen. Yıllardın bu yan simasını videoları da
salam saatlerimizni torlarda kılışkan bulsak mı? Bugün fiziki cihette birleşip görüşeldik. Bunun ayacını yaşavadım ben. Bu bir. İkinciden hem de et resmi bıcıkın başlansa. İnşallah aldığımız iki küllerde, yıllarda, aylarda Şarkı Türkistan davasını halkıra münberlerde tekimi kandak şekilde yakış temsil kılalayımız, takımı güçlendireleyimiz. Diğer meselelerde saptaştırımızdan, dostlarımızdan istişare kılımız. Bunun mu ayacını var? Bu Bosna Hersek'teki insanlar mı? Sırplardan bizim yani eğer bu musun Nurgun Zulum nüköygen minunca gerçi bir yanın nüpus cık bu musun mu cık edemle bilmeyen bu mu ama az edemle bu mu deki bizim davarımızın nait yakışı düşünüdü ve hakiki bizim diğerlerimizin işini de bunun deyinkin ki işte Türkistan davası da özleri güçüşken vezifini ada kıldı da böyleyim. Her yerdeki halklar bizim ehvalımızı bilse, düşense biz uladın müstakillik yolu da devletli müstakillik müstakil kılıç yıldın, neyimi cephalarını çektin, neyimi kurbanlarını verdin, biz bunu ügensek, neyimi için bombusun ya. Kırımdaşlık uçuruşu, bunun deyken ya Avrupa'ya kırıp, geniş lazım. Bugün bana bir iki saat ceryansı da, Saray Bosniya'nın üzem şahsen bir 20-30 adam gibi bir varakta katkan buldum, hem düşen dögen buldum. Şu anda üzemninki uladın, ağan tersi. Yani köpincisi kırıp, kip Uygurma da düşendi çö aşağıda. Ha uygurma biz anıldık diyen gebne kandı ki ben şundak bara hoşallık his duygu bol şundak biz neticinin yağısı uygurunu tontamay kelivatkan bir zamanda bula özleri kel ve uygurma sen biz anıldık deyişinin özü bizde bir hayacallık saldı. Amerika Tayvan'a alahide kısım evette. Xitay bilen Tayvan'ın vaziyeti alahide ciddileşken bir peyde Amerika Tayvan armiyası meşgilendiriş üçün bir kısım alahide kısımlarını Tayvan'a evetken. 7 Oktyabr Reuters agentligi ismini aşkarlaşını halmagan iki haberdar kişinin sözüne nakil edip haber kılışça Amerika'nın az bir Türküm alahide hareket kısmı hadimleri Tayvan'a vakitlik uğurlaştırılgan bulup onlar Tayvan armiyasını meşgilendirdikken. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı John Supil bu vaqtda toxtalib, "Men konkret hareket, meşgulat, meşgilendirish haqida hech nima deyolmayman. Ammo shuni ta'kidlamoqchimanki, bizning Tayvanni qo'llashimiz va Tayvan bilan bo'lgan müdafiye munosabatimiz navbatda Xitoy izchil davomlashtirib kelayotgan tahdid bilan munosabatlik" degan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği mu mezkur haberinin mezmunuğa hiç kanda baha vermegen bulup, faqatla barlıq harbiy alaqa yaqinqi plan bo'yicha davomlashmoqda deb ko'rsatgan. Bu ahvaldan xabardar kishimi bu meşgilendirişinin qanchalik davomlashganligini aşkarlashni rad qilgan. Ammo u bu harakatning bu yil 1 ayda Biden hukumatining almashishidan ilgari boshlanganligini aytgan. Yaponiya bilan Amerika Hindi tinch okean rayonida hamkorlikda birlikka keldi. Yaponiya bilan Amerika erkin va ochiq Hindi tinch okean rayonini nishoniga yetish uchun ikki taraflik hamkorlikni davomlashtirish to'g'riliq birdeklik hosil qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Toshimitsu Motega 7 oktyabr Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan 15 minut atrofida telefon suhbatlashgan bo'lib, telefon suhbatida ikki rahbar Shimoliy Koreya asos qilingan bexatarlik masalasi, Xitoyning dengizdagi harbiy kuchining kunsari kuchayishi, dunyoviy klimat o'zgarishini o'z ichiga olgan ko'plagan rayonlar va xalqaroliq masalalar haqida o'zaro fikr almashtirgan. Shuning bilan bir vaqtda erkin va ochiq Hindi tinch okean nishoniga yetish uchun ikki taraflik hamkorlikni davomlashtirish to'g'riliq birdeklik hosil qilgan. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Fumio Kishida 4 oktyabr rasmiy vazifaga o'tirgan va bosh vazirlik vazifasini topshirib olgandan keyin Amerika prezidenti Joe Biden bilan telefonda ko'rishib, tunji qitim diplomatik aloqa qilgan edi. Kishidaning Motegini yangi qurilgan hukumatning davomli tashqi ishlar vaziri qilib tayinlanishi sababli Motegi bilan Blinkenning telefon suhbati Kishidaning tashqi siyosatda muqim pozitsiya tutish yo'lida izlanayotganligining namoyandasi tariqasida tahlil qilindi. Rossiyaning NATO'daki vakolatxonasidan 8 kishining salohiyat guvohnomasi amaldan qoldirildi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti Rossiyaning NATO'daki vakolatxonasidan 8 kishining istixborot xodimlari bo'lganligi sababli salohiyat guvohnomasi bekor qilinganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosining 7 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, NATO amaldori Rossiyaning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotidagi salohiyatli xodimlarining sonining 20 dan 10 ga qisqartilganligini bildirgan. NATO amaldori Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining Rossiyaga qaratgan siyosatining muqim holatda davomlashtirayotganligini ta'kidlab,
Rusya'nın tacavuzçu hareketlerine cevap süptü de, çekindirgüç küçümüzünü ve müdafiyemizi küçeytiş bilen bir vaxta ehmiyetlik diyalogga tiyarımız digen. Rusya Interfax haber agentliğinin haber kılışça, Rusya Tüven Palatası Xalqara Münasibet Komitetinin reisi Leon Silosikini, Rusya bununla cevap kaytırdı digen. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı bilen Rusya'nın münasibeti, Rusya'nın 2014 yılı Kırım'ın kanunsuz kuşuviliş ve ötken yılı öktüçü Alexei Navalny'nin zehirlenişten kin ciddileşken. Kırım'ın kanunsuz kuşuvilinişten kin, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı bilen Rusya otursudaki uçur hembeherleşişini özici algan hemkarlık tonultulgan idi. Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı 2018 yılı Rusya'nın sabık casusi Sergili Skripalini zehirlep öltürü suikastiga urunuştun kin, Rusya'nın yette emeldarının Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'daki salahiyet guvahnamesini bikar kılgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.